Tam seni anlatıyordum. Sen hemen atak yapıp geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi insan biliyorsunuz lafın üstüne geliyor. Evet, aynen. Efendim Murat Menteş diyor ki, hani yeni tanıştığınız ve hoşlandığınız birinden haber bekliyorsunuzdur. Zaman geçirmek için hayvanat bahçesine gider, dalgın dalgın gezinirsiniz, telefon çalar, açayım derken meret elinizden düşüp kafeslerden birine yuvarlanıverir. Telefonu goril açar, böğürüp homurdanarak potansiyel sevgilinize sizin hayvanın teki olduğunuz mesajını net bir şekilde verir ve kısmetiniz kapanır ya. İşte böyle bir felakete uğramamak için otel odamdan dışarı adım atmıyordum. Felsefe sempozyumunu tümüyle unutmuştum. Beni şifaya bağlayan pamuk ipliğinin kopmaması için dua ediyordum. Bunu neden okudum? Bunu Antika Titanik'ten okudum. Murat'ın bildiğim kadarıyla son kitabı değil mi? Evet, son romanım. Son romanı Antika Titanik. Ama o kadar güzel bir kitap olmuş ki böyle elini kapağına insan sürdüğünde insanın okşayası geliyor. Böyle bir ekran var burada. O ekran biraz kabartma şekilde yapılmış. Kitabın içinde de metinler çok insanı okşayan, içe işleyen metinler. Soracağım Antika Titanik'i burada konuşacağız. Ama ben bu akşam Antika Titanik'le başlamayacağım. Sadece Antika Titanik'ten küçük bir bölüm, bir paragraf okumuş oldum size. Murat Menteş benim çok sevdiğim, değer verdiğim yazar arkadaşlarımdan biri. Romancı, bir de şiir kitabı var ama bu akşam çok istememe rağmen yayın ağacında kalmamış. Çok okunan bir arkadaşımız. Şiir kitabı yok ama diğer bütün kitapları var. İşte Dublör'ün dilenması var, konuşacağız. Korkma Ben Varım var. Ayrıca Ruhi Mücerret var. Bunları hepsini tek tek Murat'a soracağım. Ama bu akşam asıl biz şeyle başlayacağız. Bu son 2 gündür elimden düşüremediğim birinci ve ikinci kitabı okudum. Çoğunu okudum. Tümünü okuyamadım. İkinci kitaptan sadece bir bölümünü okuyabildim. Üçüncü de ne zaman çıkacak derdine düştüğüm. Derde deva, randevu. Bunlarla başlayacağız. Bir de tabii zamanımız yeterse, ki ben yeteceğine zamanı saati ayarlayarak yöneteceğime inanıyorum. Biraz da Ot Dergisi'ni konuşacağız. Çünkü Ot Dergisi de çok kıymetli bir kulvar ve iyi gidiyor. Zaman zaman sağ olsunlar bana da oradan küçük roller veriyorlar. Ben de oradan size böyle bir cik ediyorum, bir merhaba ediyorum. Şimdi ben sözü Murat'a bırakayım ve bize Derde Deva randevuyla başlasın istiyorum. Ya burada bir defa Hafife Alma Hanım diye bir karakter var. Hemen girişte. İlginç bir karakter. Hafife Alma Hanım'la bir roman kursu içerisinde önce yola başlanıyor. Fakat sonra iş başka bir noktaya gidiyor. Öyle bir başka noktaya gidiyor ki şey var işin içinde. Django ve Mango diye iki tane papağan karakter var. İki papağan karakter var. Django ile Mango. Onlarla işe başlanıyor. Sonra ikinci kitapta Ruşen Ali bir karakter olarak çıkıyor girizgah bölümünde. Ruşen Ali'yi de bu arada selam gönderelim, gözlerinden öpelim. Murat'ın oğlu. O giriyor işin içerisine. Böyle bir diyalogla başlanıyor. Ondan sonra bir anda bir bakıyorsunuz ki ölü yazar kahramanlar çıkıyor karşımıza. Ama o kadar önemli kahramanlar ki, yani mesela bunların bu şahsiyetlerin kitaplarını biliyorsunuz birçoğunu. Mesela ben bazılarının isimlerini buradan telaffuz edeyim. Kimler var? Mesela birinci kitapta Farabi ile başlıyor. Sonra Shakespeare geliyor. Dostoyevski, Hacı Bektaş Üveli, Nietzsche, Hüseyin Rahmi, Agatha Christie, Neşet Ertaş, Kurt Vonnegut, Orhan Veli, Bukowski gibi karakterler.
birçoğunuza göre belki bunların hiçbiriyle gündelik hayatta bir bağı olmayacak. Hatta belki birinin hayranı olan öbüründen, bırakınız okumayı, belki haberi bile olmayacak. Böyle acayip bir ilişkiler silsilesi, yumağı ve bunlar gündelik hayatın, bugünün jargonunun gündelik hayatının zaman zaman nüktedanlığı, espritüelliği, zaman zaman böyle ağır abi pozunda ciddiyetli, vakur duruşuyla Murat Menteş'in dilinden okura merhaba ediyor. Doğrusu ben derde de var randevu 1-2, o eski hani bizim ilk gençlik yıllarımızda işte çizgi romanlar olurdu ya, sinema önlerinde değiş tokuş yapardık, alırdık son sayısını, önceki birkaç sayıyla ancak değiştirerek heyecanla alıp okurduk. Bugün Murat kendisi de adeta sahici bir çizgi roman kahramanı gibi böyle sayfaların arasından, çok da kıymetli bir arkadaşımız, ona da selam edelim. Hakan Karataş'ın çizgileriyle ikili bir ambiyansla, böyle acayip bir havayla girdiler dünyaya. Buyurunuz Sayın Murat Menteş, söz sizde. Derde Dava randevuyla lütfen başlayın. Efendim Şeymuz Beyciğim, öncelikle beni ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yayın ağacına, Yusuf Bey'e, bütün yayın ağacı çalışanlarına, size, sizin gibi kıymetli bir entelektüelle, kendi dünyasını inşa etmiş bir yazarla muhatap olmak benim için bir imtiyaz, bir onur. Çok çok teşekkür ediyorum. Derde ben devam. Teşekkür ediyorum. Bu hakkında söyledikleriniz de beni çok onurlandırdı açıkçası. Derde Deva Randevu'da yaptığımız şey yazarlarla okurun diyalog kurmasını sağlamak. Yani dediğiniz gibi işte Farabi'den Kurt Vonnegut'a ya da ikinci kitabı düşünürsek Confucius'tan Bruce Lee'ye kadar, Umberto Eco'ya kadar birçok yazarla diyaloğa girmeyi sağlıyoruz. Soru cevap şeklinde ilerliyor metinler. Aslında bu yazarlarla bir nevi röportaj yapıyoruz. Fakat yazarlar müteveffa oldukları için, yani vefat etmiş oldukları için, onların eserlerinden alıntıları cevap olarak kaydediyorum. Çok sınırlı ölçüde metni bir diyaloğa evirebilmek için bazı küçük rötuşlar yaptığım oluyor ya da bazı kısaltmalar yaptığım oluyor. Ama genel olarak o diyalog tadını yakalamak için yaptığım şeyler bunlar. Genel olarak yani %90'ı alıntıdır. Yani sonuçta Shakespeare bana Sayın Menteş diye hitap etmiyor kuşkusuz. Yani öyle bir şey evet. Yok. Ama o metne bir tat katabilmek için, o diyalog tadını yakalayabilmek için, kıvamını yakalayabilmek için öyle bir şey yapıyoruz. Derde Deva Randevu'nun aslında üçüncüsünü hazırladık. Onu çok soran oluyor. Evet. Yayın programı gereği muhtemelen 3'ü, 4'ü, 5'i ard arda daha sonra yayınlayacağız. Öncesinde elimdeki romanı tamamlamaya çalışacağım. Ya ben Derde Deva Randevu'nun bilhassa edebiyat bilgisini genişletmek isteyen okura çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten maksadımız oydu. Yani insanların yeni yazarlar keşfedebilmesi veya bir yazarın dünyasında çok farkına varmadıkları bölgeleri görebilmeleri için hazırladık bu kitapları. Biraz zahmetli oluyor açıkçası. Çünkü Derde Deva Randevu konseptine uygun olarak kitapları yeniden okumam gerekiyor birçok kitabı. Bu da bir taraftan şey, benim açımdan da iyi oluyor. Çünkü 20 yıl önce okuduğum bir kitabı bambaşka bir gözle okuma olanağı buluyorum. Ya da 30 yıl önce okuduğum kitapları bile tekrar okumam gerekiyor. Şeyden çok memnunum, kitapların beğenilmesinden. Tabii ki Hakan Karataş'la yaptığımız işbirliğinin, el birliğinin bir şeyi var, getirisi var. Biz sanıyorum Türkiye'de uyumlu çalışan bir yazar-çizer ikilisi olduk. Hakan'la aslında Derde Deva Randevu dolayısıyla tanıştık Hakan'la. Öncesinden yüz yüze tanışmıyorduk. Çok da yakın dost olduk ve ikimiz de çok mutluyuz yani. Yaptığımız işten dolayı, şeyden dolayı. Bir de
Yani okurların reaksiyonlarından dolayı da çok memnunuz. Son olarak şunu söyleyeceğim. Ben edebiyatı duygudan ziyade düşünce ifadesi olarak görüyorum. Yani edebiyatı insanların böyle hislerini ifade, yani kuşkusuz duygular da önemli. Ama duygular üzerine de düşünme olanağı getiren bir sanat olarak görüyorum edebiyatı. Dolayısıyla Derde Deva Randevu biraz benim bu edebiyatı bir felsefeye yakın bir alan saymamla da ilgili bir kitap. Yani düzgün söyleyemedim. Şöyle söyleyeyim. Aslında Balzac'ın topluma ilişkin tespitleri ya da Confucius'un devlete ilişkin yaklaşımları ya da Cemal Süreyya'nın, biz Cemal Süreyya denince işte onun şiirlerini hatırlarız daha ziyade. Evet. Ama Cemal Süreyya'nın toplum içinde, oraya da yazdım bunu, temiz kalma ısrarında bir entelektüel olarak portresinin belirmesini gözettim açıkçası. Ya da benzer şekilde diyelim ki Umberto Eco aynı zamanda düşünür. Ama mesela Orhan Veli'nin bir entelektüel olarak ufkunun ve üslubunun, bir entelektüel olarak üslubunun gelişkinliği fark edilsin istedim. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, benzer şekilde Ahmet Mithat'ın, Ahmet Mithat hakkında da, Orhan Veli hakkında da, ne bileyim, Halide Edip hakkında da çok böyle klişe sözler dolaşır. Bu klişelerin ötesinde orada aslında çok büyük bir emek, entelektüel emek, düşünsel emek olduğu fark edilsin istedim. Yani ona göre tasarladığım şeyi, diyalogları da. Bir de fark edeceğiniz gibi yine biraz bugünün dertlerine de aslında cevap üreten metinler çıktı ortaya. Şeyi sorayım sevgili Murat. Bu Derde Deva Randevu hep senin tabirinle müteveffa yazarlar üzerinden mi yürüyecek? Yani mesela bu projenin, çünkü tuttu bu proje göründüğü kadarıyla ilk iki kitapla. Şimdi biraz önce sen de 3, 4, 5, 5, 5'e gelecek deyince bu böyle zincirleme gidecek. Peki bu yaşayan yazarlar ya da işte olacak mı? Yoksa hep öte yakaya göçmüş yazarlar mı olacak? Vallahi hocam bizim işimiz öte yakayla ya. Evet. yaşayan yazarların konuşma olanakları var. Yani ben biraz müteveffa yazarları, yani konsept olarak öte yakadaki yazarları bir araya getiren bir mümkünse ansiklopedik bir esere dönüşsün istiyorum. Yani niyetimiz o yönde. Yapabilir miyiz? Tabii ki bilmiyorum ama yani şöyle düşünün. Diyelim ki sizin gibi kıymetli yazarla da konuşmak isteriz. Kayıt devamı donuyor. Öyle mi? Evet abi. Şu anda düzeldi. Evet şu anda düzeldi. Bizde bir şey yok. Bizimki net geliyor ama seninki arada bir donuyor. Şu anda düzeldi. Evet benim bilmiyorum. Belki de bağlantımda sorunlar var. Onu bilmiyorum. Şu an düzeldi. Dediğim şey şuydu Şeymus Beyciğim. Günümüz yazarları birçok mecrada kendilerini ifade etme olanağına sahipler. Yani Derde Deva Randevu şey olarak, tasarım olarak sizin tabirinizle göçmüş öte yakadaki yazarları bir araya getiriyor olacak. Evet, çok iyi. Peki, şeyi sorayım. Mesela bu birinci ve ikinci kitapları okuyan okur cenahından şöyle bir karşı eleştiri geliyor mu? Bu da olsaydı, şu da olsaydı veya keşke şu olmasaydı gibi eleştiriler ya da öneriler geliyor mu? Veya bu tip önerileri ya da eleştirileri siz daha sonraki kitaplar için, yani 3, 4, 5 ve sonrası için dikkate alıyor musunuz? Böyle bir şeyiniz var mı? Yoksa zaten kafanızda belli bir şablon var, oturmuş klişeler var ya da oturmuş düşünceler var. Şu çerçevedeki işte şahsiyetleri biz bu yapı içine oturtacağız mı diyorsunuz? Yoksa zaman içinde değişiyor mu bu tercihler? Şimdi
Açıkçası öneriler geliyor, evet. Öneriler geliyor. Ama yani onlar ya bizim zaten listemizde olan yazarlar oluyor ya da ne bileyim yani ama şu olmasındı diyen yok. Öyle söyleyeyim. Yok, Yani evet. daha ziyade şey diyor insan. Ya Bruce Lee'nin de kitabı varmış. Bruce Lee'yi biz bir aksiyon yıldızı olarak tanıyorduk ama Bruce Lee çok ilginç bir entelektüelmiş meğer. Üstelik 33 yaşında vefat ettiği halde. Ya da Orhan Veli'nin böyle biri olduğunu bilmiyordum diyorlarsa. Ya da Cemal Süreya'nın ya da Evet. Hüsnü Tahmin'in. Kaldı ki biz ilk kitabı biraz kolay okunsun diye küçük bir kitap olarak tasarlamıştık. Evet. İleride o ilk kitabı da genişleteceğiz. Çünkü yani Dostoyevski ile Orhan Veli ile Hüseyin Avni ile konuşmalarımız çok kısa kaldı. Onları da genişletmeyi düşünüyoruz. Hatta yeni kitabın bir taslağı var önümde de o şimdi telefonun altında olduğu için gösteremiyorum. Aslında yeni kitabımız da hazır ama dediğim gibi onu bir süre yayın programının yani yayın programı icabı onu bir süre bekleteceğiz. Şöyle bir şey istesek, kızar mısın bize? Mesela Estağfurullah. yayın ağacına bir özel bir amiyane tabiriyle tırnak içinde kıyak yapsan, o telefonunu yerleştirdiğin kitaplardan birini bir 10 saniyelik bir zaman dilimi içinde değiştirip o taslaktan bize üçüncü kitaptan bir parça okusan veya üçüncü kitapta hangi yazarlar olacak onların bize müjdesini versen nasıl olur? Valla efendim siz isterseniz de yapmaz mıyım Şeyhmiz Beyciğim? Sizin bizde hatrınız büyüktür. Teşekkür Şimdi ederim. çok Evet. kısa şöyle şu şeyi de düzelteyim bir saniye. Evet. Şimdi hop. Evet. Ben de niye onu öyle alta koymuşsam. Evet. İyi miyiz Ha, böyle? evet, gayet iyi. Şimdi Derde Deva Randevu 3. Evet. Bu bizim Hakan'la birlikte yaptığımız buna maket deniyor. Ya Evet, yani bu evet. değil. Evet. Kitapta Ömer Kaç Hayyam sayfa? 240 sayfa. İkinci Aynı. hemen hemen ikinci Aynı. kadar. Evet. Evet. Fakat burada 9 yazar var. Evet. Ömer Hayyam var. Charles Evet. Dickens var. Fatma Aliye var. Fatma Aliye Biliyorum. Topuz. Evet. Stefan Zweig. Evet. Burak Şinasi Hisar var. Evet. Isaac Asimov. Evet. Isaac Asimov var. Oğuz Atay ve Tomris Uyar var. Çok güzel. Yani seçimler harika olmuş. Hakan'ın çizdiği bir Zweig portresini göstereyim Evet. size. Evet. Böyle çok Biliyorsun bu pandemi sürecinde Kafka kadar işte Zweig, ondan sonra Oğuz Atay bunlar çok okundular. evet. Aslında kolay kolay okunan yazarlar değil, hele hele Oğuz Atay. Ama mesela tutunamayanlar bayağı okundu ve sosyal medyada da ondan epey alıntılar yapıldı. Seçimler bence çok iyi olmuş. Teşekkür ediyoruz bizi Cem, kırmadığın, paylaştığın için. estağfurullah. Ya insanlar şeyi merak etmesinler. Biz Derde Deva Randevu dizisini ya sıkı tutmaya çalışıyoruz. Evet. Hakan da öyle. Şu anda çalışıyor mesela. Şu anda gene kitap için bir bölüm çiziyor. Evet. Ben şöyle düşünüyorum üstadım. İnsanlar nasıl ki iyi bir kumaş giymek isterseler, ya yani istiyorlarsa, nasıl ki işte gömleğin diyelim ki iyisini, şapkanın veya elbisenin iyisini istiyorlarsa, metnin de iyisini istiyorlar bence. Yani Haklarıdır bu aynı zamanda tabii. yani bu bakımdan kimseyi küçümsememek gerektiği fikrindeyim. Yani yaşlısı, genci, taşralısı, şehirlisi herkes aslında iyi metni bir metin iyiyse eğer veya iyi olduğu söyleniyorsa insanlar bir şekilde onunla bağ kuruyorlar. Şeyin Türkiye'de diyelim ki edebiyat kalitesi bakımından düşük metinlerin çok ilgi gördüğüne dair bir yaygın kanaat var. Ben tam olarak öyle düşünmüyorum. Yani okumak şeydir. Yani hepimiz
çocuklukta, gençlikte çok da iyi seçemediğimiz kitaplar okuyor olabiliriz. Evet. Ama kitap okuma süreci devam ettikçe benim gözlemim ve düşüncem o ki insanlar daima daha kaliteli, daha esaslı metinlere doğru seyrediyorlar. Oğuz Atay okuduğundan şaşırmıyorum. O nedenle şaşırmıyorum. Aynen. Artık şey değil, öyle hap gibi önüne sunulan ucuz metinleri hemen işte böyle bir ortaokul ya da lise beğenisi ayarında alıp yutan, kabullenen bir kesim yok. İyi edebiyatın çok iyi okuru artık Türkiye'de gelişiyor benim gördüğüm kadarıyla. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, o kadar kaliteli eleştiriler bir paragrafla, iki paragrafla yolluyorlar ki, yazara gönderiyorlar ki şaşıyorsunuz o noktadan çoğu kez bakmadığınız için. Çok farklı şeyler bana geliyor en azından. Umarım sana ve diğer arkadaşlara da geliyordur diye düşünüyorum açıkçası. Hazır... Şimdi... Evet. Buyurun, buyurun. Buyurun lütfen. Yok yok, seni dinliyorum. Buyur. Ya ben saçmalayacaktım. Ne diyebilirim ki? Buyurun. Ya senin saçmalaman da iyidir Murat. Buyur saçmala. Dinliyorum. Ben söyleyeyim evet. Efendim. Evet. Hazır yani böyle iyi edebiyata gelmişken ben biraz bize hani benim program başlarken bir paragrafını okuduğum şu Antika Titanik'ten romanından biraz bize söz et. Bunu biraz anlat bize istiyorum. Tamam. Antika Titanik benim romanlarım arasında pek ilgi görmeyen bir eser. Yani Dublon Dileması, Ruhi Mücerret, Korkma Ben Varım'dan sonra, yani bu sıralamayla ilgi görüyor kitaplarım. Dublon Dileması sanıyorum insanların kolay özdeşleştiği bir metin. Ruhi Mücerret de sınırları daha belli bir metin. Benim romanlarım genellikle şeydir, yani komik macera romanlarıdır. Bir ölçüde polisi öğeler vardır ve çok fazla olay olur benim romanlarımda. Yalın Alpay bir makale yazdı Antika Titanik hakkında. Sağ olsun bir şekilde benim de okumamı rica etti. Sanırım yayınlandı ya da yayınlanacak bugünlerde. Yalın Bey Antika Titanik'in ve Ruhi Mücerret'in ama özellikle Antika Titanik'in görünürde bir zihin işletliği, yani yüzeysel olana dair, herkesin deneyimlediği veya dışsal olana dair bir zihinsel işleklik içerdiğini söylüyor. Ben buna sevindim. Yani normalde biz soyut şeylere dair düşünürüz. Yani diyelim ki ölüm, yani ölüm olgusu hakkında ya da diğer kamlık diyelim ki ya da ama yaşarken her şey böyle işte bir şey oluyorsa oluyordur ya bir şey varsa vardır. Tam iyi anlatamamış olabilirim yani Yalın Alpay çok daha iyi yazmıştı açıkçası ama şöyle söyleyeyim, Antika Titanik aslında bir düşünce romanı, yani bir tezli roman değil ama bir düşünce romanı. Adamın biri bir gün Titanik'te uyanır ve hafızasını kaybetmiştir. Acaba ne yapacaktır? Yani kendi adını bile hatırlamıyor. Görünüşe göre Marco adında bir İtalyan bu. Evet. Şimdi adamın adı olunca işte Titanik'te uyanıyor. Güya Titanik'in yenisi yapılmış. Gerçi bu arada indirilecek. Ben o da bakmasın. Romanı yazarken. Yani yeni bir... Efendim? Dedim ki o Efendim? Da inşallah batmasın yani aman. Yeni bir Titanik zaten... faciası yaşamaya tahammülümüz yok. Romanda da onu merak ediyorlar. Bu sefer batacak mı batmak mı diye. Evet. Bu şimdi fakat bu adam gemide başına bir takım olaylar geliyor. Şimdi romanın düşünsel tarafı şu. Kendisinin adını bile hatırlamayan bir insanın anlattığı hikayeyi dinliyoruz. Yani aslında Antika Titanik'in
hikayesi bizi bir belirsizlik gerilimine maruz bırakıyor. Bunu tabii ki elimden geldiğince komik, matrak bir şekilde yapmaya çalıştım. Fakat bir taraftan da okuyucunun biraz emek sarf etmesini, biraz sesini de istiyorum. Çünkü sadece olayı anlatmak istemiyorum. Sadece olayı anlatsam zaten ya açınca bir olay anlatıyorum. Yani Titanic adam aslında o kişi değil. Ya bir sürü şey göründüğü gibi değil. Yani bir sürü şeyin aslıyla görünüş arasında. Öte yandan mesela şöyle bir soru var romanda aslında. İnsanlar bunu pek fark etmediler. Ben çok rahat yani okuyucunun çok zeki olduğunu düşünüyorum. Ama fark edilmeye de biliyor. Şimdi tüm insanlığın öyle kabul ettiği bir olay, yani diyelim ki tüm insanlık bunun kova olduğunu düşünüyor. Yani bunun kitap değil de kova olduğunu düşünüyor. O zaman bu bir kova olabilir mi? Yani gerçekten kova, biz buna su doldurabilir miyiz? Yani bütün bir topluluk, bütün bir insanlık bir şeyi sırf öyle kabul ettiği için o şey ona dönüşür mü, bu bir. Bu arada ses ikinci, ses yine gidip geliyor Murat. Diyelim ki yine roman hikayesinde şu var. Birisi sevdiği kişi, yani sevgilisi olan kişi aldatıyor. Ama aslında o aldattığı kişi de kendi sevgilisi. Fakat o bunu bilmiyor. Aslında ikisi de bilmiyorlar. Yani bunu nasıl oluyor derseniz romanı okumanız lazım. Peki bu aldatış mıdır? Yani bu bir aldatma mıdır? Ya da nasıl söyleyeyim? Ya bunun gibi bir sürü Görüntü donuyor ve sesle görüntü aynı frekansta gitmiyor. Murat, acaba var kitapta? Wi-Fi'de evin Wi-Fi'sinden mi bağlanıyorsun, kendi telefonundan mı? Evet. Evet, evet. Şimdi yeniden yayındayız. Tamam. Kusura bakmayın. Kapattım mı? Eğer benim internet bağlantım genelde sorunsuzdur ama. Evet. Şu anda düzeldi. Şu anda gayet iyi. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurunuz. Antika Titanic üzerinden konuşuyorduk. Ama son 3-5 dakikalık anlattıkların güme gitti. Onu artık yeni cümlelerle tekrar etmen mümkün mü? Efendim, Antika Titanic biraz dikkatle okunursa çok keyfine varılacak iyi bir roman.
kendim yazdım diye söylemiyorum. Felsefi bir romandır. Çünkü içinde kafa karıştırıcı ve şaşırtıcı sorular vardır. Bence derli toplu da bir eserdir. Ya benim yazdıklarım arasında biraz şöyle düşünün. Yani az önce şeyi söyledim. Edebiyatı duygudan çok düşünceye ilişkin bir sanat olarak görüyorum. Düşüncenin temel özelliği düşünen kişiye eleştiri getirmesi. Aslında düşünmek daima kendimizi sorgulamakla ilgili bir şey bana sorarsanız. Şu anda sesim geliyor mu acaba? Çok net, çok net, gayet iyi. Şimdi dolayısıyla edebiyatta yani düşünce dediğimiz şey daima bir değişimi davet eder ya da değişimi teşvik eder düşünmek. Edebiyat da benzer bir şey yapar. Dolayısıyla bir roman okurken bence biraz romana şans tanımak gerekir. Yani kendi beklentilerimizi karşılamak üzere değil, eserin bize ne sunduğuna dikkat ederek yaklaşmak gerekir. Yani, bir de şey var tabii, yani kitabı sonuna kadar da götürmek lazım. Bazen mesela alırsınız elinize bir romanı, ilk 30-40-50 sayfasını okursunuz, belki sarmaz sizi, bırakırsınız bir tarafa, ama yarısından sonra öyle sürprizlerle karşılaşırsınız ki bu defa da ilk sayfalara haksızlık etmiş olduğunuz düşüncesi yerleşir sizde. Böyle sürprizli, oyuncaklı kitaplar da vardır yani. O sebeple yarım bırakmak da doğru değil. Efendim şöyle, aslında ben biraz kendim gibi konuşmadım az önce. Yani ben şöyle düşünüyorum. İnsanların canı sağ olsun aslında. Evet. Asıl düşüncem bu. Yani çok beğenenler var kitaplarımı, beğenmeyenler var. Evet. Buna bence bir romanı anlamak, Umberto Eco'nun söylediği bir şey var. Diyor ki bir romanı diyor insanların kuşatması, bir toplumun bir romanı alıp okuması diyor 10 yıl sürer. Ya yani 10 yıl sonra eleştirilere bakmak lazım. Ya yani günün koşulları içinde ne bileyim o aktüelite içinde ya da o günün gerilimleri ya da ilişkileri çerçevesinde değerlendirmemek lazım. Yani 10 yıl sonra da insanlar bakalım ne diyecekler. Çünkü romanların okunması uzun sürüyor. Yani birisi çıkıyor mesela Tezel'den okuyor ya da okumadan bir şey söylüyor. O yargı dolaşıma giriyor. Anlatabildim mi? Aynen, ama bir de şey var sevgili Murat. Yani günümüz insanının da Umberto Eco'nun o 10 yıllık zamana yayan şeyine baktığımızda o kadar zamanı yok, tahammülü de yok. Tezel'den hikayeye vakıf olmak ve müdahil olmak derdindeler. Bu arada sorular da geliyor Murat. Mesela sormuşlar, yayın şu anda YouTube'da kayıtta mı? Hayır, şu anda YouTube'da kayıtta değil. Bu yayın saat 10'da bittikten sonra Yayın Ağacı'nın Instagram sayfasında hemen kayıt izlenebilecek açık bir şekilde. Ama bir iki gün içinde de diğer önceki yayınlarda olduğu gibi YouTube'a yüklenecek, oradan izlenebilecek. Biri sormuş, diyor ki Ruhi Mücerred'in film olarak yayınlanması ya da işte filme çekilmesi söz konusu oldu mu, konuşuldu mu hiç? Şu anda Enes Akar Korkma Ben Varım'daki mektupları sevgilisine yollayacağını yazmış. Enes'cim yapma öyle şeyler. Kendi mektuplarınızı yazın. Bunu çok yapıyor insanlar. Benim romanlarımdaki mektupları kızlara yolluyorlar filan. Şaka evet. Yapıyorum. Ne bileyim yani. Ya benim romanlarımı film yapmak isteyen çok sayıda yapımcı var. Bu yani yaklaşık 15 yıldır hep konuşulan bir şey. Ama şeyi bilmiyorum Şeymus Beyciğim. Yani nasıl bir prodüksiyon olacak? Ya yani çünkü evet. Ruhi Mücerret'in açılış sahnesinde, yani romanın ilk sayfalarında bir tren bir gemiye çarpıyor. Yani biraz trenin gemiye çarpmasıyla başlayan bir hikayeyi çekmek biraz zor olabilir. Evet. Ya bizim edebiyatımızda böyle olanaklar var. Yani edebiyat
sinemada göremediğimiz ölçüde görkemli olabilir. Ben aslında biraz bunu da gözetiyorum açıkçası. Yani böyle nasıl diyeyim, biraz ihtişamlı sahneler yazmaya çalışıyorum. Dövüş sahnelerini iyi yazıyorum. İnsanlar bunun farkındalar. Hoşuma gidiyor dövüş sahnesi yazmak. Şu anda yazmakta olduğum romanın filme çekilme ihtimali daha yüksek fakat. Öyle daha değil. Yüksek. Zaten onu da biri sormuş. Diyor ki Derde Deva Randevu serisinin dışında yeni bir kitap müjdesi verecek mi bize Murat Menteş? Efendim, yani müjde kabilinden değil fakat yani işte yazmak şey bir iş. Yani siz de biliyorsunuz biraz meşakkatli evet. Bir. Yani artık sayfaları, paragrafları, kitabın bütünlüğü, bölümleri, giderek tek tek cümleleri, kelimeleri, heceleri, sesleri düşünüyorsunuz. Yani ben de o konuda çok üretken bir yazar değilim açıkçası. Ama yeni romanımda birisi onu sormuş, şimdi onu gördüm. Ben de alıştım bu Instagram. İlk defa Instagram canlı yayını yapıyorum. Ama soruları gördüm. Evet. Ne güzel, bu da yayın ağacına kısmet oldu, nasip oldu, iyi olmuş, isabet olmuş. Sayenizde biz de işte teknolojiye adapte oluyoruz efendim. Hep beraber. Şeyi sorayım bu arada Murat. Biri de şeyi sormuş. Murat Menteş'in okuma serüveninin inşaatta bulduğu bir çuval kitapla başladığını yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Nereden biliyorsa ben bilmiyorum ama okur evet. Biliyor. Peki yazmaya kaç yaşında, nasıl başladı ve edebiyat dünyasına henüz ilk adımını atmaya çalışan gençlere tavsiyeleri, önerileri olabilir mi? Yazmaya başladığımda 16 yaşındaydım ama bu hani bir defter alıp ona işte yazılar, şiirler yazmak şeklindeydi. Evet. Yani benim zamanımda edebiyat dünyasına girmek diye bir şey mümkün değildi. Yani bizim zamanımızda internet yoktu ve dolayısıyla yayın yapmak için epey bir uğraşmanız lazımdı. Ama günümüzde gençler pekala çok kolay bir internet sitesi kurabilirler. Kendi yayınlarını yapabilirler. Sosyal medyayı kullanabilirler. Yani bizim zamanımızda diyelim ki bir şiir yazıyorsunuz. Aylarca bekliyorsunuz o şiir bir dergide çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Bence günümüzün yayın olanakları çok farklı. Yani edebiyat dünyasına giriş diye bir şey yani artık o dünyayı siz kendiniz inşa ediyorsunuz. Öyle bir durum var artık. Dolayısıyla bence her dönemin kendine özgü zorlukları vardır. Hani biz çok problem yaşadık. Şimdi her şey çok kolay anlamını söylemiyorum bunu. Evet. Ama evet. Böyle. Ya bir taraftan soruları okuyunca insanın dikkati dağılıyor. Şemus Bey. Kapatalım mı yorumları? Yo ne demek ya? kalsın. Yok. Yani eğer o dikkati dağıtacaksa şey yapabiliriz, kapayabiliriz yorumları. Mesela Şifa Şark gerçekte var olan biri mi? Ha, pardon. Evet. Biri bir şey sormuş. Diyor ki kitap okumayan biriyle evlenmeyin sözü Murat Menteş'e mi ait? Ya tam olarak öyle söylememiştim aslında. Evet. Şimdi şöyle konuşurken yani ekranda bir şey söylüyorsunuz. O bambaşka bir şeye dönüşüyor ya da bambaşka bir bağlama çekiliyor. Evet. Bir de bizde tabii diyalog veya yorum ya da işte hüküm meselelerini şey yapmamız gerekiyor biraz. Konuşmamız gerekiyor da onun yeri burası değil sanırım. Yani kitap okuyan insanlarla ahbaplık edin anlamında şeyler söyledim evet. Evet. Diyor ki 16 yaşında yazdığınız hala duruyor mu? Duruyorsa okuyor musunuz hiç? Onların hepsi ezberimde. Ezberinde evet. Şaka yaparım şaka. Ya şöyle şimdi bir kere hayatta şöyle bir kural var. Düşmeden yürümeyi öğrenemezsin. Ne bileyim kötü metinler üretmeden yazmayı öğrenemezsin. Yani daha işin başında dahi yani bir şey yazmak ya da harika bir iş yapmak zordur. Özellikle genç arkadaşlara bu kısa konuşmada şunu söyleyebilirim. Çekinmesinler. Yani bugün 17, 18, 19, 20 yaşında biri, 16 yaşında bir çocuk
aman ha olgunlaşayım öyle yazayım diye düşünmesin. Ama yayınlamakta acele etmesin. Yani yazmaya devam etsin. Kendim için yazıyorum diye de düşünmesin. Yani çevresinde ne bileyim dar bir alanda onları şey yapsın. Biz yayınlamak için çok heyecanlanırdık. Yani kitabımız bir şiirimiz veya bir yazımız bir yerde çıkacak diye. Ya bizim için dünyanın en büyük ödülüydü o. Şey vardır bu Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filmi vardır. Orada Evet. kişi anlatır. Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'yu anlatır. Onların da en büyük heyecanı işte şiirleri Varlık Dergisi'ne çıkacak mı çıkmayacak mı diye aylarca beklerler Zonguldak'ta. Onlar hakikaten de çok harika şairlerdir. İkisi de çok genç vefat etmiştir. Mert Fırat'ı Rüştü'yü oynayan Mert Fırat'ı yayına almıştık. Evet, evet. Evet, aldık. İzlemiş olmalısın sen de Murat. Anlattı o Kelebeğin Rüyası'nın hikayesini. Onu da çok etkileyen, yaşamı boyunca etkileyen en önemli film olduğunu söylemişti. Hatta bir de şiirini okumuştu Evet. filmin Evet. kahramanını. Evet. Şimdi son 20 dakikaya girdik Murat. Biraz da izin verirsen Ot Dergi'den konuşalım istiyoruz. Yani Ot Olur. Dergi de senin yaşamında gerçi sonradan müdahil olmuşsun bildiğim kadarıyla Ot Dergi'ye. Bir kuruluş hikayesi var. Senin işte müdahil olduğun döneme kadar bir işleyişi var, bir süreci var. Yani ben açık söyleyeyim kendi adıma izleyebildiğim kadarıyla kendi benzerleri ya da işte o tarzda yayın yapan dergiler içerisinde Ot'u şahsım adına, kendi adıma ayrı bir yere oturttuğumu ifade etmeliyim. Daha seçici bir tarafı var. Ona benzer bazılarının da var. O biraz daha farklı bir yerde duruyor. Nasıl bir çalışma disiplini kurmuşsunuz Ot'ta? Yani böyle künye kısmını alıp baktığınızda mesela orada bir genel yayın yönetmeni kavramı geçmiyor. Şu geçmiyor, bu geçmiyor. Sanki böyle harara gürele ama herkesin böyle çok sorumluluğu olan çıktığı vakitte baktığınızda baş yazarı yok, bilmem neyi yok. Biliyorsun bu tip dergilerde böyle şeyler çok olur ama Ot'ta böyle bir şey yok. Hepsi baş yazar gibi, hepsi böyle önemseniyor gibi bir şey var, bir işleyiş var. Biraz bunu anlatabilir misin? Nasıl yürüyor bu iş? Senin rolün ne bir de orada? Ya ben o dergisinin yayın yönetmeni konumundayım. Fakat dediğiniz gibi künyede adımız yazmıyor. Çünkü aslında üç arkadaşız. Yani edisyon yapan üç arkadaşız. Aslında yayını yönettiğim falan yok. Yani dolayısıyla aslında yayın yönetmeni de değilim bir bakıma. Fiilen değilim. O dergisini Metin Üstündağ kurdu 2013 yılında. Metin Üstündağ tasarladı ve ondan daha önce Öküz ve Hayvan dergileri vardı. Onların bir devamı olarak Ot dergisi çıktı. Daha sonra Metin Üstündağ Ot dergisinden ayrıldı. Başka bir ekip geldi derginin işlerine bakan. Onlar da dergiden bir şekilde uzaklaşınca ben de Ot'tan selam geldi bu arada. Evet. Eyvallah. Ya Ot'un zaten yazarıydım. İşte ilgili arkadaşlar şey dediler. Bu işin yani yayın yönetimi işini siz yapın dediler. Biz de aslında üç kişi Faruk Kaya, Elif Hanım ve ben bu işe girdik. Tabii ki gene süreçte o iş bölümü de biraz değişti. Ama Metin Üstündağ'ın yaptığı işi bozmamaya çalışarak ve biraz kendi birikimimiz ölçüsünde onu revize ederek yol aldık. Yani Ot dergisini eğer ben kurmuş olsaydım muhtemelen bambaşka bir dergi olurdu. Hatta adı da Ot olmazdı muhtemelen. Ama o anlamda ben kendimi Ot'un asıl nasıl diyeyim? Yani asıl insanı veya arkasında Murat Menteş'in durduğu bir dergi olarak görmüyorum. Yani Ot'un arkasında yıllara yayılan bir birikim var ve bunun temelini atan kişi de Metin Üstündağ ve Dündar Bey, Dündar Hızal. Metin Bey'i şey yapıyor, gelin beraber iş yapalım diye ısrar ediyor. Dolayısıyla oraya adımı yazmıyorum. Yani çünkü biraz nasıl diyeyim,
bu entelektüel terbiyeyle ya da işte yayın terbiyesiyle de ilgili bir şey diyebilirim. Ot'un önemine gelince ben bütün dergilerin, yani Notos, Varlık, Kafa, Dergah, Birikim veya işte diyelim ki daha fanzinler de dahil, yani bütün dergilerin aslında kardeş yayınlar olduğunu, ya bu kardeş kelimesinden insanlar biraz rahatsız oluyor ama yani bütün bunlar aslında bir şekilde aynı alanda emek veren, kimisi eski, kimi eski, ya bazısı eski, bazısı yeni, bazısı daha iyi kotarılan, bazısı daha amatör yayınlardır. Ben popüler dergilerin de kendi içlerinde belli bir kalite taşıyabileceklerini düşünüyorum. Ot'a mesela uzaktan şey diyenler var. Ya bunlar edebiyatı mahvediyorlar filan diyenler var. Öyle değildir. Yani açıkçası Ot özellikle akademisyenleri edebiyat alanına davet eden, onları edebiyat yapmaya değil de daha ziyade edebiyatla düşünceyi buluşturmaya çalışan bir dergidir. Çok iyi çizerlerin, Kutlukan Perker gibi, Hakan Karataş gibi, Selçuk Erdem gibi çok iyi karikatüristlerin, çizerlerin bir arada bulunduğu, Levent Gönenç gibi, Doruk'tan gibi, yani birçok Sinan Taşçı gibi, yani yazar ve çizer olarak çok iyi... Revat kızmasın. Revat hem yazarımız hem çizerimiz. Selçuk efendime söyleyeyim, zaman zaman İhsan Okyanar yazar, evet. Temel Kur'an yazar. Yani hakikaten belli bir seviyenin üstündedir. Yani Yüksel Taşkın'dan Sinan Canan'a, Mücahit Bilici'den Yalın Alpa'ya, birçok entelektüel, birçok akademisyen de Besim Delaloğlu'na zaman zaman o sayfalarında yer alırlar. Bu hakeza siz Şeyh Muz Bey. Dolayısıyla böyle dışarıdan bunlar çay edebiyatı yapıyor filan diyorlar. Bizim de hiç gıkımız çıkmıyor. Ağzımız açık bir şey söylemiyoruz. Ama biraz haksızlık etmemek iyi olur diye düşünüyorum. Yani biraz kuşkusuz dergiler, şunu da belirteyim, dergiler donuyorlar. Donar bir dergi. Yani bir dergi 5 sene, 10 sene çıktığı zaman artık o dergide çok büyük yenilikler yapamıyorsunuz. Bu doğru. Ama gene de hayatımızda güzel izler bırakan, bize yönler gösteren, işaretler çakan, yani Cemal Süreyya'nın yanında Yusuf Atılgan'ı, diyelim ki Firuza'nın yanında işte Oğuz Atay'ı ya da bir Yeşilçam, yani bir Sadık Şendil'i gençlere tanıtan, bence sevimli diyebileceğimiz, sempatik diyebileceğimiz, en azından yani bir işlevi var diye düşünüyorum. Ama bir tarafı da şu, yani benim zaman zaman Ot'la paslaşmalarımızdan anladığım, küstürdükleriniz, kızdırdıklarınız, üzülenler de oluyor. Çünkü çok yazı akışı da oluyor sanırım size. Yetişemiyorsunuz bunlara bir anlamda. Onları, yani mesela ya işte bu yazı da iyi, işte şu arkadaşın gönderdiği metin de kıymetli bir metin, ama ne yapalım, işte olanaklarımız kısıtlı dediklerinizde ya da o durumla karşılaştıklarınızda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir çaresizlikle karşı karşıya kalıyorsunuz? Burada şöyle bir şey var. Ben asla neden olmamaya çalışıyorum. Sebep olmamaya çalışıyorum. Yani bir yazarla uzun süreli çalışmak niyetiyle hareket ediyorum. Fakat öyle olamıyor. Çünkü kağıt zamlandığı için biliyorsunuz hayat evet, giderek pahalanıyor. Kağıt zamlandığı için dergi sayfa sayısını arttıramıyor maalesef. Evet. Bunun yanı sıra ya işte alan sorunu, yani geometrik aslında. Fakat nasıl anlatayım? Yani çok da küsmemek lazım. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yani evet. Evet. Ben normal derginin yazarıydım. Yani bu edisyon işine girmeden önce. Ve her ay düzenli olarak yazı yazıyordum. Sonra 6 ayda bir yazar oldum. Çünkü
Yer olmadığı için kendi yazımı çıkarıyorum önce. Ne yapayım? Murat, ses yine sorun yaratmaya başladı. Duyuyor musunuz beni? Şeymus Bey. Evet, ben duyuyorum. Ben duyuyorum da. Benim sesim mi gidiyor gene? Evet, yine seninki gidiyor. Yapacak bir şey de yok sanırım. Neyse, zaten son 7-8 dakikaya girdik. Birkaç cümleyle de Murat, şeyden söz eder misin? Şu anda ben korona... duydum mu? Yok, umarım şu anda, gözlerim kapalı donmamışım. Şu anda hayır, şu anda düzeldi. biraz da şeyden söz edelim. Ya bu korona günlerinde eve kapanma hallerinde ne yaptın? Nasıl geçti günler? Verimli mi oldu senin için, yoksa ne oldu? Şeymus Bey. Evet. Ses yok. Ses Ne tümden yapabilirim? Gitti. Telefon mu ısındı acaba? Evet. Telefon Belki, patlamak üzere. Belki yeniden gidip gelsen olur mu? Ha? Yeniden açıp kapasam. Evet. Ses yok maalesef. Duma. Ha. Ne güzel konuşuyorduk ya. Bu işte bu dünyanın oldu işi mu böyle üstad? abi. Oldu oldu şimdi, iyi, tamam. Ses yok. Şu anda ses yok Tamam. mu? Şu anda ses var, tamam. Biraz korona günlerinden konuşalım. Sesim... Şeymus Bey, sesim gelmiyor mu? Geliyor. Ama böyle şeyden, görüntüyle Sesim eş gelmiyor zamanlı mu? değil. Eş zamanlı gelmiyor. Görüntüyle ses eş zamanlı değil. Geliyor şu an. Tamam, ben Evet. hareket ettirmeden konuşmaya çalışayım. Ha. Galiba gelmiyor ses. Geliyor. Korona günleri sıkıntılı geçiyor Şeymus Bey. Duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bunu anlamaya çalışmak gerekir. Yani aslında benim sesim geliyor sanırım, ama senin sesin gelmiyor. Tümüyle ses gitti Murat. Ses yok. Yapacak bir şey de yok, işin tuhaf tarafı. Evet. Yapacak bir şey de yok. Görüntü var, ses yok.
Zaten son 3 dakikaya girdik. Keşke Murat'tan bir şey alabilseydik. Bir daha bağlanacağız, bir daha deneyeceğiz. Belki son birkaç cümleyi alır, öyle bitiririz. Oldu mu? Oldu oldu, şimdi gayet iyi. Üstad, son 3 dakikamız. Ben hiç konuşmayacağım. İstediğini söyle ve 3 dakika konuş lütfen. Tamam, çok kısaca şunu söyleyeyim. İnsanları şu anki halleriyle değil, ileride nasıl biri olabileceklerini hesaba katarak karşılamak gerekir. Yargılamamak gerekir. Biraz serin kanlı olmak gerekir. Bunu ben biraz geç öğrendim. Bu aslında biraz kültürün de terbiyenin koşulu gibi görünüyor bana. Yani ilişkilerimizde düşmanlığa yer vermemek iyi olur. Çünkü bu herkes için yıpratıcı oluyor. Yani bu biraz daha zarif olmaya çalışmak iyi olur diye düşünüyorum. Birçok şeyi ben çok geç öğrendim. Yani ben jetonu geç düşen biriyim. Ama gençlerin daha iyi öğrendiklerini görüyorum. Her dönemin kendi özgü sorunları olur. Böyle artık yaşlandığım için genellemelerle konuşuyorum, farkındaysanız. Açıkçası çok önemsediğim bir şey söylüyor Hermann Hesse. Diyor ki, evet diyor, zulüm büyük bir problem ama daha büyük problem sevgisizliktir. Yani biz eğer bizi birileri eziyor diye düşünüyorsak, yani işte sistemler, ne bileyim mevcut düzen, tamam. Ama hiç olmazsa kendi aramızda birilerine karşı, birbirimize karşı sevgiyi canlı tutmaya çalışmak iyi olur. Bizim sevgisizliğimiz aslında düzendeki, toplumdaki veya devlet katlarındaki eziyetten, baskıdan, zulümden daha büyük problemlere yol açıyor diye düşünüyorum ben de yani. Bütün bunların dışında Şehmus Bey, bana vakit ayırdığınız için, beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok da iyi konuşamadım. İyi bir konuşmacı olmadığımı herkes bilir. Yok yok, gayet iyi, iyiydin. İyi olduğunu söyleyebilirim. O konuda çok rahat ol. Yazdığın gibi iyisin yani. Onu sana söyleyeyim. Yazın metinlerin de sağlam ve konuşmaların da çok doyurucu, tatminkar. Ben de hem kendi adıma Şehmus Diken olarak hem de Yayın Ağacı adına davetimize icabet ettiğin için, ilgi gösterdiğin için ve bu akşam bizimle beraber olduğun için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın, var olasın. Biliyorsunuz değerli dostlar, Murat Menteş zaten daha önce Yayın Ağacı'na imzaya da gelmişti. Hatta bu pandemi dönemi olmasaydı birkaç Ot dergisinden birkaç arkadaşla beraber ortak bir imza yapacaktık Diyarbakır'da kendileriyle. Ama ileriki zamanlarda belki Murat'ın yeni kitapları çıktığında bu ortamda biraz daha bu virüs salgınından dolayı daha sakinleşirse, önümüzü görebilirsek yeniden bir buluşma zemini mutlaka Murat Menteş'le sağlayacağız. Tekrar sormuşlar, Yayın Ağacı'nın Instagram sayfasında hemen program biter bitmez devreye girecek. Sonra da bir iki gün içerisinde YouTube kanalına atılacak.